Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Sizlere bugün aşure tarifim var. Şimdi yarım kilo yarmamızı yıkadım güzelce. 6-7 kere yıkadım ve şimdi bir 10 dakika haşlayacağım. Ağzını kapatacağım. Yarın sabah yapımına başlayacağım arkadaşlar. Diğer malzemelerini de yaparken hepsini göstereceğim. Evet arkadaşlar, akşamda yarmamızı 10 dakika haşlayıp ağzını kapatmıştım. Şimdi yapımına başlayacağız. Gördüğümüz gibi güzelce bu halde. Şimdi malzemelerimizi tanıtayım. Haşlanmış fasulyemiz, haşlanmış nohutumuz, fındığımız var, yer fıstığımız var, kuru kayısı ve kuru üzümümüz var. Kuru kayısı marketlerden alınan kuru kayısıdan değil arkadaşlar. Bizim memleketimizden geldi. Siz marketten alma kayısılardan da kullanabilirsiniz. Bu da sarı üzümümüz. Güzelce ikisini de yıkadım arkadaşlar. Şimdi ocağımızın altını yaktım. Bir taraftan da şimdi malzemelerini ekliyoruz arkadaşlar. Akşamdan ısladığım nohutu fasulyemizi güzelce pişirdim arkadaşlar. Şimdi içine katıyorum. Kayısısını da katıyorum. Bu içinde güzelce pişecek arkadaşlar. Ayrı ayrı haşlamıyorum. Çünkü aşuremiz güzelce pişip özleşmesi lazım. Güzelce pişip özleşirken de bunlar içinde güzelce pişecek. Çünkü suyu ayrı, denesi ayrı durmayacak. Aşure bayağı bir kaynayacak. Yarım saatten fazla kaynayacak. O zaman da bu fasulyeyle lokum da zaten haliyle pişiyor. Şimdi bunları biraz sonra katacağım arkadaşlar. Kuru yemişlerimizi. İçinde biraz kıtır kıtır olsun. Çok güzel oluyor. Şimdi sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzu ekliyorum. Suyunu bir anda dökmüyoruz arkadaşlar. Böyle ayarlaya ayarlaya. Üstü basar su koyacağım. Malzememizin üstü basar su koyuyorum. Böyle ayarlaya ayarlaya az az koyuyoruz. Fazla katı olmayacak. Daha sütümüz var arkadaşlar. Onları tanıtacağım, göstereceğim. Cevizimiz üzerine, fındığımız da var üzerine. Nar koyabilirsiniz arkadaşlar. Narın ben çekirdeğin üzerinde sevmediğim için nar kullanmayacağım. Süt dökeceğim biraz sonra ve şekerimiz var. Damak tadına göre ayarlayacağım. Evet arkadaşlar, bunu güzelce kaynatıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Dibine tutturmuyoruz. Ve bir yandan da sıcak su koyuyorum. Suyunu çektikçe ilave edeceğiz az az. Çünkü aşure pişe pişe biraz özleşmesi lazım ki suyu ayrı, denesi ayrı olmaması lazım. Evet, aşuremiz kaynadıktan sonra altını kıstım arkadaşlar. İçinde üzümüyle kayısısı güzelce pişti. Gördüğünüz gibi. Hem de çok güzel bir kıvam aldı. Özleşti. Şimdi şekerini ve kuru yemişlerini katacağım. Üç su bardağı şeker döküyorum. Siz tadını kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdi bir tane karanfil atıyorum arkadaşlar. Malzemeleri sayarken unutmuştum. Fıstığını döküyorum. İçinde kıtır kıtır oluyor. Ben sonradan katıyorum. Kuru yemişlerini sonradan katıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. İçinde kıtır kıtır oluyor. Şimdi süt döküyorum. 2 su bardağı da süt dökeceğim. Şekerimizin bardağıyla dökebilirim. Arkadaşlar, başka malzemeler de istediğiniz gibi katabilirsiniz. İncir katabilirsiniz, elma katabilirsiniz. Sevdiğiniz malzemelerde
Benim tencerem biraz küçük. O yüzden büyük tencerelerde de kaynatabilirsiniz. Çok kaynatacaksanız, komşularınıza dağıtacaksanız malzemenizi çoğaltıp daha büyük tencerelerde kaynatabilirsiniz. Şimdi bunu bir 10 dakika daha kaynatacağım. Detaylı olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şekeriyle, sütüyle bir 10 dakika daha kısık ateşte kaynayacak. Evet arkadaşlar, 10 dakika kısık ateşte kaynattım ve karanfilini içinden alıyorum artık. Onun kokusu çıkmıştır artık içine. Yarım su bardağı da şeker kattım arkadaşlar. Bana biraz az geldi. Şekerini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı, katımları çok güzel oldu. Fazla katı olmasın. Soğuduğunda kütük gibi oturup kalıyor o zaman. Bu şimdi kaselere koydun mu, dondu mu çok güzel kıvamlı oluyor. Fazla koyu yapmayın arkadaşlar. Bu kıvam çok güzel. Kaselerimize koyduk, dondurduk mu soğuyunca çok güzel bir kıvam alıyor. Evet, gördüğümüz gibi bu şekilde. Siz de kuru yemişlerini sonradan atarsanız içinde kıtır kıtır dediğim gibi çok güzel oluyor. İsterseniz öyle sevmiyorsanız önceden de hafiften haşlayıp ya da nohutuyla fasulyeyle bir de koyabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben arkadan döktüm, kıtır kıtır çok sevdiğim için. Şimdi arkadaşlar altını kapatıyorum. Bir 5 dakika 10 dakika dinlendireceğim ve kaselerimize koyup servise hazır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar, tek kişilik kaselerden 12 tane kaseye hazırladım ve üzerine fındık, ceviz ve Hindistan cevizi ile süsledim. Tarçını da koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi nar koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tenceremizin yarısında da aşuremiz var daha. Komşularınıza ikram edebilirsiniz. Afiyetle yiyebilirsiniz. Siz de deneyin. Afiyetle yiyin inşallah. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.